Tarım ve Orman Bakanlığı'nın her alanda tarımsal destekleri devam ediyor. Desteklerle ilgili birkaç tane üreticimize müjdemiz var. Bunları açıklamak istiyorum. Adıyaman'daki programında yerli tütün üretiminin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki sigara fabrikalarının çok daha fazla oranda yerli tütün kullanmaları gerektiğine dikkat çekti. Adıyaman çok önemli bir tütün merkezi ama Adıyamanlı üreticimizin bundan sonra daha da fazla katma değer elde edeceği bir şekilde üreticimize destek olmak anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bakan Pakdemirli, tarım ve hayvancılık sektörü temsilcileriyle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada 2018 yılı malak destekleme ödemelerinin başladığını da açıkladı. 2018 yılı 3. dönem besi desteğini ödüyoruz. 34.835 yetiştiricimizin 196.000 büyükbaş hayvanı için 49 milyon lira besi desteğini 22 Mart Cuma günü saat 18'den sonra tek seferde ödüyoruz. Ayrıca 2018 yılı süt analiz desteğini de ödüyoruz. 8.217 işletmemize 310.832 baş hayvan için 46.7 milyon lira süt analiz desteğini tekrar 22 Mart Cuma akşamı saat 18'den sonra bunu da tek seferde ödüyor olacağız. Bakan Pakdemirli, manda yavru destek ödemelerine diğer ödemelerle aynı gün ve saatte başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, anaç manda desteklerinin de bu kapsama girdiğini bildirdi. 2018 yılı büyükbaş desteklerini de ödüyoruz. 8.569 yetiştiricimizin 32.207 baş malağı için 8 milyon lira malak desteğini 22 Mart Cuma günü tekrar tek seferde 10 saat 18'de ödüyoruz. Ayrıca 2018 yılı desteklemesinden çobanlar da yararlanacak. Sürü yöneticisi istihdamı destekleme ödemeleri diğer ödemelerle aynı gün yapılacak.